Merkeziyetsiz Geleceğin bu bölümünde teknofobi gerçeğini, kendimizi ve çevremizdekileri bu illetten nasıl koruruz, teknoloji için pesimist olmak yerine nasıl optimist oluruz'u konuştuk. Bu bölümde çok özel bir konuğumuz Buğra Ayan bizlere eşlik etti. Buğra Ayan blok zincir üzerine düşünüyor, bol bol yazıyor. Yayınlanan tam 13 kitabı var. Web 3 ve teknoloji ekosistemimizi ileriye götürmeye çalışan çok değerli insanlardan biri. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde tamamladıktan sonra doktora çalışmasına Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde devam ediyor. TEDx konuşmalarından fırsat bulup kendisini yakalayıp Merkeziyetsiz Gelecek'te sizlerle buluşturduk. Bu bölümü sonuna kadar dinlemek isteyeceksiniz. Haydi buyurun. Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Buğra Ayan bizle. Hoş geldin Buğra. Hoş bulduk. Nasılsın Buğra? İyiyim, teşekkür ederim. Normalde çok sakinim ama bu yayın için biraz daha enerjik olmaya çalışacağım. Süper. Bizim yayınların özelliği bu. Enerji olmazsa olmazımız. Bugün de çok özel bir konumuz var. Teknofobi konuşacağız. Teknofobi olarak da bilinen teknoloji korkusunu konuşacağız. Bu işte ileri teknoloji, karmaşık cihazlar, işte günümüz teknolojiler, işte nereye gidiyor? Yavrum ben bunu kullanamıyorum. Bilgisayardan korkma gibi hoşlanmama durumlarından konuşacağız. Bu aslında şaşırtıcı olarak, günümüzde teknolojide bu kadar iç dışı olmamıza rağmen şaşırtıcı olarak çok da yaygın olduğunu görüyoruz. Seninle de burada sohbetlerimizde bunun çok yaygın olduğunu ve bunun gerçekten çözülmesi gereken bir problem olduğundan bahsettin. Biz de çok etkilendik. O yüzden bu programı yapalım dedik ve eyvallah, hep beraber bir aydınlanma, bir farkındalık yaşayalım istedik. Sözü sana bırakıyorum. Bu teknofobi Türkiye'de nasıl bir durumda, ne boyutlarda, ciddiyeti nedir? Direkt bodozlama diye tabir ettiğimiz konuya atlama şekliyle girelim. Bir dakika. Hiç konuğumuzu tanımayalım mı? Oo, hadi be. Aa, Doğancan çok konuya doğrudan giriyorsun. Olsun. Lütfen. Buğra, biraz bize kendinden bahset. Seni tanıyalım, dinleyicilerimiz de tanısın. Sonra neden bu konuda konuşacağımızı şey yapalım. Elektronik mühendisiyim. Hiç sıkıntı yok. Elektrik elektronik mühendisiyim. Trabzon'da okudum. Yüksek lisansı Gazi'de yaptım. Sosyal ağlarda makine öğrenmesi üzerine, nefret söylemenin tespiti makine öğrenmesiyle. Şimdi doktorada da blok zincir çalışıyoruz. Az önce de doktora hocamla yazıştım. Onu becermeye çalışıyoruz işte bu doktora işlerini. Uzun süredir internet teknolojileriyle ilgileniyorum. Çeşitli kitaplar kaleme aldım. Ücretsiz eğitimler, kurslar, onlarla uğraştım. Aslında interneti anlamaya, anlatmaya çalışan biriyim özetle. Bugün de bu noktada işte beraberiz. Şimdi herhalde teknofobiye geçebilirim. Evet, aslında bizim seni yani davet etmemizin nedenlerinden biri de çok makro ölçekli konularda düşündüğünü, yazdığını biliyoruz. Ve genellikle hani günlük işlemlere insanlar takılıyor. Hani bugün fiyatlar ne olacak diye konuşuyor. Biz de burada fiyat konuşmayı hiç sevmiyoruz. O yüzden senin gibi makro konuşabilen birini bulmuşken biraz memleket meselelerine inelim istedik. Teknofobiyle devam edelim. Eyvallah. Teknofobiyi aslında böyle bir odanın ortasında hiç fark etmediğimiz bir fil gibi görebiliriz. Liselerde de konferanslarda mesela bir konuyu anlattıktan sonra bir el kalkar, der ki bu anlattığınız şeyler insanlığın sonunu getirebilir mi? Yani aslında toplumun içinde bir yerlerde bu duygulara sahip insanlar var. Ama diğer tarafta da biraz daha optimist olaylara bakan kişiler var. Şimdi biz bunun farkında olursak daha iyi yönetebiliriz. Bu bahsettiğimiz şey ne? Aslında alet edevat korkusu, köküne indiğimizde. Belki de doğada olmamızdan beri hep içimizde olan şey. Yani yazı bulunduğunda, ateş bulunduğunda hep bunlara karşı ya bu bir felaket getirebilir diyen kişiler bugün de işte Metaverse felaket getirebilir, Bitcoin felaket getirebilir diyorlar. İşte gelişen her teknoloji insanlığın sonunu getirir mi, devletlerin sonunu getirir mi, mesleklerin sonunu getirir mi diye sorguluyorlar. Belki de bu tarzda insanlar olduğunu gören birileri de bunu ticari amaçla da kullanmayı seviyor. Yani bunu korkuyu satmayı seviyor. O yüzden bunun farkında olmalıyız. Böyle konuştukça da daha rahat farkında olacağız.
Kesinlikle bu farkındalık durumundan bahsettin. Bunun farkında olmamız lazım. Bu teknofobi durumunun farkında olmamız lazım. Bu aslında teknofobi şöyle bir şeyden de ortaya çıkıyor. Ben de bu konuda bayağı bir okuma yaptım. Bu konuyu konuştuktan sonra biraz hani bu teknofobi diye bir şey varmış deyince bir farkındalık olayı başlıyor zaten. Sonrasında biraz daha işin içine girdiğinde olayları ve daha farklı bakış açılarını görüyorsun. Bu aslında hep kendimize anlatılan, yani insanların bize anlattığı veya toplumların bize anlattığı, bizi bir şekilde kodlanan hikayeler olarak görüyoruz. Yani popüler kültürde de bu teknofobi yansıtacak olayları aslında görüyoruz. Mesela işte Terminator çıkıyor. Robotlar biz dünyayı ele geçirecek. İnsanlığı robotlar yok edecek. Çünkü yapabilirler diye bir şey çıkıyor mesela. Ama durum aslında yani ondan şu an Terminator izleyip işte yani şu an çıkan robotlara düşman olma durumu ortaya çıkartıyor. Hani bunun belki önüne geçmenin yolları ne olabilir? Mesela onları da konuşabiliriz bu programımızda. Çok güzel bir soru. Bence burada şey var. Bir şeyi sihir olarak, büyü olarak görmek eskiden niye vardı yani? Niye büyü olarak görüyorlardı? Çünkü o işin ilmini bilmiyorlardı. İlmini öğrenmeye başladıklarında bunun büyü olmadığı ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde mesela Bitcoin ile ilgili şöyle bir anlatım şekli var ya, 1988'de işte Bitcoin bir tane dergide gösterildi. Zaten bunu gizli güçler yaptı falan filan. Şimdi bu hani yarım hocalı, yarım hoca gibi. Çünkü 85'te zaten elektronik para üzerine mail grupları kurulup yüzlerce insan konuşmaya başlıyor. 85'te konuştuktan sonra 88'de oradaki konuşulanları ve ben o sayıyı buldum. 88'deki sayıyı buldum. Gerçekten de Bitcoin'e %100 paralel bir şey değil. Aslında çok farklı şeyler yani. Ve merkeziyetsizlik falan yok ya. Yani. O 85'ten beri konuşulduğunu bilirseniz dersiniz ki bu normal. Çünkü oradaki gruptakilerden birinin arkadaşı bir muhabir olabilir. Ona o mail listesinde konuşmayı gönderebilir. Benzer nedir şekilde, o bir isim benzerliği mi? Öyle bir şey mi? Aslında yani şöyle diyorlar. Elektronik para, yani elektronik paranın olabileceğini konuşuyorlar. 85'te bunun konuşuyorlar. Yani manifestolar yazılıyor o tarihlerde. Eğer siz şunu bilirseniz 23 yıl boyunca Bitcoin icat edilmeden önce 23 yıl boyunca hem teknik hem sosyal hem politik anlamda upuzun tartışmalar dönmüş, bir sürü başarısız şey alınmış. O zaman Bitcoin'i gözünüzde böyle sihirli bir şey gibi görmezsiniz. Yapay zeka için de aynı. Eğer bilirseniz ki yapılan yapay zeka projelerinin %99'u çalışmıyor, problemli, sorunlu veri setleri veya algoritmaları. O zaman bunu böyle bir sihir gibi görmezsiniz. Sihir gibi görmeyince evet bu yapılabilen bir şey deyip içine girersiniz, üreten tarafa geçersiniz. En tehlikeli anlatım bu işte. En tehlikeli anlatım biraz da böyle işte, televizyonda da var bazı kişiler. Böyle işin içerisine gizem katacağım diye sanki burada gizemli birileri bir şey yapıyormuş gibi ortaya bir şey sunmak. En tehlikeli şey bunu farkında olmak için de olabildiğince işin tekniğini bilmek, oradaki insanları tanımak, yani hikayeyi yapan. Bunlar çok önemli bence. Evet, biraz yani bu teknoloji dediğin gibi anlamak önemli. Çünkü insanlar komplo teorisi seviyor ve bir günde bir coin çıktı ve dünyayı değiştirdi hikayesi çok daha cazip bile olsa, yani aslında inovasyon dediğimiz her şeyin bir geçmişi var. İnsanların birbirinin eserleri üzerine koyması, buldukları, buluşların üzerlerine inşa ettikleri bir şeyler var. Hani bu çok kez denenmiş. Merkez bankaları olmadan para yönetilmiş, daha dijital bile olmadan. Daha sonra dijitalleştikten sonra pek çok dijital varlık denemesi olmuş. Hiçbiri başarılı olmamış. Ta ki hani blok zincir sistemi gelene kadar ve bu da pek çok fikir paylaşımının üzerinde inşa edilen bir şey. O yüzden hani buradaki sebepleri anlamak çok önemli. Herhangi bir çözüm üretmeden önce bence hani burayı biraz daha açıp sebeplere biraz derinlemesine inerim. Çünkü bir, dediğin gibi bir şeyin sihir gibi görünmesi var. Yani illüzyon olarak göründüğü için korkuluyor ve komple teorisine yol açıyor. Bunun dışında sence insanlığın muhafazakar yapısı, genel olarak statükoyu koruma içgüdüsü buna sebep oluyor mu? Yani burada genel olarak değişmeme isteğiyle de ilişkilendirebilir miyiz bu teknofobi? Tabii. Mesela bunu ben çok severim. Hindistanlı düşünür Krishnamurti şey diye tanımlar. Beyindeki obezite, yani beynin etrafında bazı yağ halkaları var. Aynı göbekteki gibi. Ve onun içerisinde beyin o kadar rahat ki onun dışına çıkmak istemiyor. Dolayısıyla aslında
orada inanmak istediği hikayeyi buluyor sosyal medyadan da. Yani sosyal medyadan kandırılmıyor. Sosyal medyadan kanmak istediği hikayeyi buluyor. Sosyal Güzel. medya bunu hızlandırıyor. Ve bunun arkasında kendini rahat hissediyor. Buradaki muhafazakarlık dindarlıkla paralel de değil aslında yani. Herhangi bir şeyi muhafaza etme, yani o rahat dünyasını muhafaza etme. Mesela biz bu teknolojilere en son girecek kişilerde otoriteyi tanımlıyoruz. Otoritede kim var? Annem var, devlet var, ünlü bir pop yıldızı var, bir tane tarikat hocası var. Çünkü hepsi aynı. Hepsi aslında kendi alanında bir o şeyi tanımlamış, rahatlığı ve onun dışına çıkmak istemiyor. Onun dışına ilgili korku hikayesi duyduğunda bunu hemen yakalayamak istiyor. O var tabii. İkincisi, işte dediğim gibi bazı politik konularda şartlanmış insanlar bunun içerisine teknolojiyle ilgili bir hikaye girdiğinde de bunu seviyor. Bitcoin'in arkasında Amerika, Çin var. Ethereum'un arkasında Rusya var. Bunun arkasında, birinin arkasında bir şey olması lazım, yoksa olmaz yani. Ve o bir devlet olmalı. Bu hikayenin onlarda karşılığı var. Çünkü onların politik bakış açılarına da güzel bir meze oluyor bu. Bu tarz kökleri var aslında. Daha bu işin içinde bilmediğiniz neler var? Sen biraz daha okuma yap bununla ilgili. O işin içinde daha neler var öyle diye de. Komplo teoriciliği de çok eğlenceli ama bir şey değil mi? Komplo teoriciliği biraz Tabii eğlenceli ama. tabii. Biz Yani böyle hani mesela biz mesela araştırmacılıktansa böyle hani biraz daha böyle okuyup hani ya bu güzel. acaba böyle mi demektense değil mi? Komplo teorisi daha Yormuyor. eğlenceli. Yormuyor. Yormuyor. Yani bizim yüksek sansta alıyorsun reach regresyonu, bilmem naive biasler, Lütfen deep learning'ler. anlatma. Öbür tarafta adam diyor ki ya oğlum diyor. Yok abi. Hiç Şimdi bildiğin mesela gibi değil. derneğin standını açtığımızda kitap Ne derneği? fuarında Web3 Derneği'nin standını açtığımızda kitap fuarında birincisi şu yüzden çok mutlu olmuştum. Teknolojiyle ilgili Ankara'daki bu kadar büyük bir kitap fuarındaki tek stand. Yani teknoloji yok standta. Tabii geldi birisi işte hemen şeye girdi yani bu komplo teorilerine falan. Ben de dedim ki onu bilmem kime git sor dedim. Yani çok tartışılacak bir şey durumda değil yani. Çünkü yani seni bir anda kafasında farklı bir yere konumlandırıyor yani. Onlar da var ama işte onu şöyle dediğim gibi lisede konferansta o elini kaldıran Ahmet, Ayşe kimse bu kişiler onları bulup aslında onların korkularını da sömürüyor bir yandan yani. Çünkü o bir ekonomi oluşturuyor, korku ekonomisi oluşturuyor ve o korku ekonomisinde kendisine teknolojik bir arka plan bulup oradan sürekli finansal güç devşiriyor bu kişiler. Hep öyleydi. O yüzden mutlaka bakın, ben bayıldım ona. Pessimist Arşiv diye bir site var, bahsetmiştim size. Yani her şeyde, yani çizgi filmden tutun, her şeyin icadında neler yazılmış gazetelerde yani. Yani şaşarsınız. Orada çok komik şeyler var. Yani çok küçük böyle icatlarda bile nasıl komplo teorileri gazetelerde yazılmış. Bunları arşivleyen bir site. 150 yıldır radyo, her şeyde yani. Bu taraftan bakmak tabii bir tercih meselesi. Mesela Metaverse ile ilgili bir şey olduğunda kampanya Twitter'da Metaverse'e hayır diye bir kampanya. Oturdum baktım yani gerçekten teknik olarak bilen var mı bu iş falan. Çok bilen yok. Sanal gerçeklik gözlüğünü takınca başka bir dünyaya soyutlanacağını dolayısıyla işte dünyadan kopacağını savunuyor. Ama Metaverse'ü doğrudan sanal gözlüğe indirgemek zaten çok mantıklı değil yani. Başka konseptlerde de inşa ediliyor. Facebook'un bir pazarlama hamlesi onu sanal gözlüğe getirmek. Aslında Metaverse'ün tek bir esprisi var. Sanal evren tamam ama oradaki varlıklara sen sahip oluyorsun. Dolayısıyla bizim bu NFT'leri falan filan anlamlandırabileceğimiz çok güçlü bir zemin üretiyoruz Metaverse'te. Yok yani teknik bilgi yok ama oradaki duygular, korku bu duyguları besliyorlar yani. Satan da bu oluyor tabii ya. Mesela haberlerde falan da şimdi korku daha çok satan bir haber cinsi.
Korku çünkü insanın çok önemli bir duygusuna hitap ediyor. Yani bir şeyden korktuğumuz zaman ondan bir korunma ihtiyacı görüyoruz. Ve bu korku, onu gördüğümüz zaman ben neyden korunmalıyım acaba? Neden korkmalıyım diye. Onu daha çok açısımız geliyor. Yani bunlar aslında bir haberlerde bir clickbait olarak da görebiliriz. Yani bu tıklanma arttırmak veya daha çok hani ortaya çıkartmak diye. Metaverse'e gireceğiz, artık bizi daha kötü bir hayat bekliyor. Dün kötüydü, bugün daha kötü. Bu şeyde bile, muhalefet kanallarında bile böyle, bak Halk TV'de falan da böyle bu iş. Hani onu kesinlikle oradan da şey yapıyorlar yani. Muhafazakar yani kültür her şey mi? Yani Twitter'da Bitcoin'i eleştirenlerde de çok yüksek sağda da solda da kitleler var. Yani uçlardaki kitleler aynı bakıyorlar. Mesela bir Bitcoin'den biri dolandırıldığında, bu haberlere düştüğünde oh olsun diyen kitleyi Twitter'da inceleyin yani her görüşten. O haberlerde şeye kadar gitti iş ya. Bitcoin şeylerini, makinalarını yani mining makinalarını polis basıyor alıyor. Babam beni aradı işte, dedi Bitcoin makinalarına basmış almışlar falan. Gerçekten bir saadet zinciri muamelesi yapılıyor yani. Geliyorlar baskına, diyorsun ki ben proof of stake'de çalışıyorum, çok elektrik harcamıyorum. Ya orada da mesela yani haberler şey kısmını öne çıkarmıyor. Genellikle o baskınlardaki madencilik makineleri işte sınırdan kaçak yolla geçirilmiş, gümrüğe beyan edilmemiş, işte elektriği belki kaçak kullanan, aslında bu tür sebeplerle baskın görüyor. Ama, işte, ama sanki Bitcoin madenciliği illegalmiş gibi bir yani algı uyandırılmaya çalışıyor medyada, çünkü o daha ilgi çekici. İşte haberin manşetini o şekilde attıkları için. Ben geçen bir tane söyleşi verdim işte bir ulusal gazeteye. Ya dedim ne olur yayınlamadan önce bana bir gönder. Ya göndermediler. Şunu söyledim. Sanal gerçeklikle metaverse farklı şeyler. Yani sana gözlüğü takıp tarihte yolculuğa çıkmak, farklı bir coğrafyaya gitmek, bu sanal gerçeklik. Bu metaverse değil. Ben haberi bir gün sonra gördüm. Şöyle manşet atmışlar. Metaverse ile tarihte yolculuğa çıkacaksınız. Sonra değiştik ama bütün ajanslara geçilmişti yani. Gerçekten öyle yani. Neyi duymak istiyorsa onu buluyor içerisinden. Çok tehlikeli, o yüzden basın da bu çok tehlikeli. Yani duymak istediklerini arıyor sadece. Bu sosyolojik açıdan da biraz hani değerlendirsek acaba toplumlarda da bu durum olabilir mi? Şöyle bir Peter Thiel'in bir kitabını okumuştum. Sıfırdan Bire isimli bir kitabında şöyle bahsediyordu. Pesimistler ve optimistler, yani sosyolojik olarak dünyada farklı işte kitleler var. Belirsiz işte pesimist olanlar var. Avrupa'da bunlar mesela daha çok yaygın. Hani pesimist, dünyanın daha çok pesimist olarak hani daha kötüye gideceğini düşünüyorlar ama ne kadar kötüye gideceğini bilmiyorlar. Daha çok kararlı, kesin kötüye gidecek diyenler var. Kararlı kötüye gidecek diyenler. Çin mesela, hani adam ne yapsın yani, işte hani kötüye gidecek yani. Bizde de biraz o durum var yani bu doğu toplumunda. Bu tarafta Amerika'ya baktığımız zaman da hani çok en inovatif, uzun yıllar boyunca en inovatif, hani hep oradan girişimcilerin de çıktığını gördüğümüz bir yer. Onlar da belirsiz optimist olarak hani dünya iyi bir yere gidecek ama ne kadar iyi bir yere gidecek hani bunu bilmiyoruz diye düşünenler var. Şimdi burada aslında belirli, kararlı bir şekilde hani optimist olmak en ideali ama onlar da çok yok. İşte Karl Marx mesela hani o döneminde olduğundan bahsediyor bunların. Hani bu sosyolojik olarak toplumlarda da acaba bu var mı? Bunun bir etkisinden mi çıkıyor? Yani bu teknofobi daha çok bizim işte kültürümüzde olan bir şey mi, yoksa işte bu farklı kültürlere gitsek orada da bulabileceğimiz bir durum mu acaba diye düşünmeden edemiyorum. Yani ben katılıyorum. Kültürden kültüre fark ediyor. Bizde bir de Orta Doğu'da acıyla böyle sürekli yoğrulan bir toplum olunca. Bir de medya, yani şimdi değil. Eskiden beri medya o korku hikayelerini tıklanmak için biraz daha topluma sattıkça aslında onu izleyen lisedeki, ortaokuldaki gencin zihni yavaş 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 bir tarafa kayıyor. Yani Çiftlik Bank, TODEX'i. Hepsi aslında bilinçaltında çok derin yaralar açıyor. Ve o aslında o haberi yapanın çok umurunda olmuyor. Başka toplumlarda da olduğunu düşünüyorum. Optimistlerle ilgili olarak belki bakmışsınızdır şeyin, Walt Disney, Tesla, Edison, bunların kurduğu bir cemiyet var. Yani çok kabul edilmiyor ama
Tomorrowland filminde buna değinmişlerdi yani. O tarafta Nasıl da biraz hani o. açabilir misin? Tabii O o tarafı da. Biraz da açabilir Tomorrowland'ı misin? izlerseniz güzel olur. Ya birazcık şimdi bazı noktalara çok kabul edilmiyor ama Tomorrowland filminde işte optimistlerin bir cemiyet kurduğu, burada Tesla'nın, Walt Disney'in olduğu, Disneyland'ın tamamen aslında bu felsefe için kurulduğu. Onun dışında Paris'teki Eiffel Kulesi'nin bunun amaçları için yapıldığı falan. Eiffel Kulesi'ne, Eiffel de var orada. Toplantılarda Plus Ultra diye bakarsanız çıkar. Hani optimistlerin öyle bir cemiyeti olduğu falan o Tomorrowland'da anlatılıyordu. Var mı yok mu bilmiyorum ama Tesla, Walt Disney bu tarz adamların bu kafada olduğunu az çok anlıyorum. Yani özellikle Aha, Tesla. Illuminati çıktı. Aha, çıktı Illuminati yine. İşte Ama herkesin Illuminati arkasındaki... farklı. Yani Hayır, Illuminati... Buğra Hocam. Bunların Hopa. hepsinin Her yerde arkasında Illuminati Illuminati ayrı var. bir grup. Bu biraz daha farklı. Yani ama Disneyland'ın konsept olarak direkt optimist olduğunu aslında düşünüyorum yani birazcık. Ya Ama aslında işte şöyle bir şey, şey var yani. yani bir şey yok demiyoruz. Sadece doğru bir şeyleri birbirine katmamak lazım. Yani orada bir şey var, tamam. Onlar toplanmışlar, bir şeyler yapmışlar, bir bakış açıları var. Optimist bakış açısı var. Bununla ilgili belki yayınlar çıkartmışlar falan filan. Ama burada bir çalışan bir grup var. Burada da başka bir çalışan grup var. Kim daha çok çalışırsa, yani onun şeyi, bakışı daha güçlü oluyor dünyada. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Hans Rosling'in Factfulness diye bir kitabı var. Burada şeyi gösteriyor. İşte verilere bakıldığında aslında dünya daha iyi bir yere mi gidiyor, daha kötü bir yere mi gidiyor? Tüm numaraları yani alıyor, işte görselleştiriyor. Zaten veri bilimi üzerinden anlatmaya çalışıyor derdini. Aslında açlığa bağlı ölümlerin dünyada ne kadar düştüğü, savaşlara bağlı ölümlerin ne kadar azaldığı, işte pek çok hastalığa nasıl çözüm getirildiği ve dünyanın aslında nasıl daha iyi bir yere gittiğini göstermeye çalışıyor. Ama diyor ki anlattığım her konferansta, her şeyde, özellikle biraz da medyanın kötüyü daha çok öne çıkartmasıyla insanlar genel olarak dünyanın daha kötü bir yere gittiğini düşünüyor diyor. Ya, dürüst olarak sorayım, sence dünya daha iyi bir yere mi gidiyor, daha iyi, kötü bir yere mi gidiyor? İşte ne kadar yakından baktığınıza bağlı. Çok yakından bakarsak berbat bir yere gidiyor. Çok uzaktan bakarsak daha iyi bir yere gidiyor. Yani bu bir kişinin ölümü trajedidir. 1 milyon kişinin ölümü istatistiktir demiş ya. Ya onun gibi. Yani bence tabii ki orada biz işte çocuk yaşta evlenmeler, bebek doğumdaki ölüm oranları olsun, diğer başka konular. Buralarda çok ileri gidiyoruz ama bir yandan da işte kendimizi zehirliyoruz yani kötü beslenmeyle. O tarafta imkanım, yani şöyle bir şey var. Kapitalizm çok hızlı, çok vahşi bir şekilde üstümüze doğru gelirken biz ona karşı yeterince kendimizi savunamıyoruz. O yüzden yani bireysel olarak kötüye gidiyoruz ama diğer tarafta farklı alanlarda gelişmeler var, bilimsel gelişmeler var. Yani bilim için çabalayan da bir sürü insan var. Bilime duyulan saygı o anlamda gitgide artıyor. Mesela bizim ekosistemi, kripto ekosistemini de küçük bir örneği olarak görebiliriz. Yani bu bilime bakışın. Bitcoin ile ilgili kripto, blok zincir teknolojisine bakış 5 yılda nereden nereye geldi? Yani 10 yılda nereden nereye geldi? Aslında bu da çok. Mesela Akala diye bir proje vardı. Ben Akala diye bir network. DeFi projesi. Bunda bir tane Beth Chain diye bir kız var. Takip etmenizi öneririm. Çinli bir kız. Bir konferansında şöyle bir şey dedi. Dedi ki Bitcoin'i falan anlatıyor. Dedi ki ya biz ilk defa bir şey yapıyoruz dedi. Aslında çok basit bir cümle ama aslında çok derin bir cümle. Yani diyor ki insanlık tarihi boyunca bir şeyler yaparken işte ne oldu? Ya bir devlet ona destekledi ya bir dini otorite. Amerika'yı bulmaya gidiyorsun, kraliçeden yardım alıyorsun falan. O şeyden, oradaki krallardan, kraliçelerden. Hep birileri destekledi. Bitcoin dağıtık olarak insanlığı hadi
deyip yapmaya çalıştığı bir şey. Yani farklı farklı arkasına bir otoriteyi almadan. Dolayısıyla bunu insanların algılaması çok yavaş olacak tabii ki. Yani. Sadece şu an fiyatı çok yükseldiği için biraz da insanlar hızlı algılamaya başladı. Belki fiyatı 1 dolarlar olsaydı hala bu kadar rahat anlaşılamayacaktı değeri yani. Güzel, güzel noktadan değindin bak hakikaten. İlk kez biz bir şey yapıyoruz. Çok bu hani topluluktan bahsediyoruz. Hep bu topluluktan çıkan şeyden bahsediyoruz. Doğru valla. Da Vinci'yi de tamam, Da Vinci kendisi bir o dönemin çok büyük bir düşünürü. Ama Mediciler değil mi? Mediciler olmasa hiç olmazdı. Elon Musk'ın da öyle. Elon Musk'ın babası işte şeyciymiş. İşte, o da girişimci. Elmasçı mı? O, elmas tanrılığında. Ya insanların ortak yaptığı bir icat olarak Bitcoin, yani insanların ortak olarak inşa ettiği ve burada işte Ukrayna'dan biri, Yeni Zelanda'dan biri ortak olarak güçlendirdikleri, inşa ettikleri biz icat olarak Bitcoin'e baktığımızda evet ilk defa bir şey yapıyoruz ya. Yani. Vallahi nerelere gittik onu? Nerelere gitti? Şu an dünya olarak aslında yaşayabileceğimiz en iyi dönemdeyiz. Bak o Factfulness kitabı da çok güzel gerçekten. Furkan'ın çok güzel örneği verdi. Dünya olarak yaşayabileceğimiz en iyi dönemdeyiz. Yapmak istediklerimizi en yani hızlı şekilde yapabileceğimiz, işte bir fikrin varsa fikrine yatırım alabilmek noktasında en, nasıl diyeyim, en kolay olduğu dönemdeyiz. Yani bundan 20 yıl önce bu kadar, 20-30 yıl önce, 50 yıl önce bu kadar kolay değildi tabii ki birçok şey. Hani birçok tabii problem de var dünyada, işte ozon tabakası deliniyor ama bir şekilde o da biraz daha kapanmaya başladı. İşte iklim krizi var gündemde. Dünya olarak ona da bir çözüm getirebiliriz gibi düşünüyorum. Yani bu optimist taraftan olaylara belki de yaklaşmamız lazım. Bu nasıl Bitcoin'i insanla birlikte yapıyorsak, burada da eğer bir şeyi doğru yapmak istiyorsak, daha güzel bir noktaya getirmek istiyorsak bunu birlikte yapabiliriz. Ama bunu işte dünya sadece kötü bir yere gidecek, işte biz ölüyoruz, bitiyoruz dediğimiz zaman bunu yapabilmemizin tabii ki bir yolu yok diye de söyleyelim. Bunu da tabii insanlığın amacı da hep kendinden sonraki, bir sonraki gelecek nesili geliştirmek, bir sonraki gelecek nesili eğitmek olarak yani biliriz. Hep bir şekilde öyle de bir içgüdümüz var. Bu teknofobinin aslında tehlikelerinden bir tanesi de düşünceleri, bu hikayeleri, kendimize anlattığımız bu kodlamaları bir sonraki nesile de aktarmamız. Ve bu onların gelişimini de yavaşlatabilir. Burası tehlikeli bir durum. Senin de şimdi çocukların var. Sen bizden daha iyi bilirsin. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani şöyle, aslında bir araba var, araba gidiyor. Yan yana gidiyoruz. Siz diyorsunuz ki ya bu araba kaza yapabilir. Kontağı kapatıp kenara çekiyoruz. Kontağı kapatıp kenara çekersek kaza yapmaz, evet. Ama gidemeyiz. Yani bunun en büyük zararı bu. Yani insanları siz burada bir şeyleri birbirine katarak ve felaket senaryolarıyla korkuttuğunuzda üretimi duruyor. Biz onu nasıl blok zincir ekosistemine dahil edeceğiz? O kişinin nasıl bir şeyler üretmesini, geliştirmesini sağlayacağız? Belki o kişi yarın dünyadaki en büyük felaket anlarında kullanılacak insani yardım sistemini geliştirecek blok zincirde. Savaşlarda kullanılacak, göçlerde kullanılacak. Sen bunu durduruyorsun, diyorsun ki kaza yapabilir, böyle bir ihtimal var. Burada şey çok önemli. Hani sabıkası nasıl, bir bakmak lazım bunu diyenlerin. Şimdi şunu çok hızlı yaşadık ya. Yani bize internet deccal diyenlerin YouTube'daki abone sayılarını artırma yarışına girdiğini çok hızlı yaşadık. Benim klibim YouTube'da yok diyenlerin sonra YouTube'da sahte izlenme almak için yarışa girdiğini pop sanatçıların. Ne arıyorsunuz oğlum o internette bilmem ne varmış diyen annemin Facebook'tan çıkma işini. Devletlerin başta direnip sonra girmesini, bütün dünyada. Bütün otoritelerin bu U dönüşlerini gördüğümüz için, yani annemden tutun din adamlarına kadar, pop şarkıcılarına kadar. Dolayısıyla şu an da aynısını iki kere, bir kere değil. Önce internete girerken, sonra sosyal medya, sonra web 3. Yani önce fiziksel ortamdan interneti eleştirdiler, sonra internetten sosyal medyayı eleştirdiler, sonra sosyal medyadan Bitcoin'i eleştirdiler. Yani şimdi burada ama şöyle bir şey var, diğer tarafta, optimist tarafta. Mesela TEDx'ler, biliyorsunuz bir ara böyle virüs gibi yayıldı TEDx'ler.
Aslında orada şey vardı Web2'de. Web2'de insanlar birbirlerine bilgi aktarırken en ilham verici hikayelerini aktarmak istediler. Ve TEDx aslında bir şeyin doğumunu önceliyordu. O şunu önceliyor. Dünyanın bir yerinde bir şeyler üretmek isteyen, insanlığa fayda sağlamak isteyen bir insan varsa ben o insanın yanındayım. Ona sosyal motivasyon yolluyorum, onun hikayesini paylaşıyorum. Ama Web3'te artık ona finansal motivasyon göndermeye başlayacak. Bu çok kritik. Yani işte dediğimiz şey ne? Mesela Nijerya'da birisi var Ken diye. Ken hayat boyunca diyor ki ben iklim kriziyle mücadele edeceğim falan. Ve buna yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama biz Web 1, Web 2 evrelerinde Ken'i finanse edemiyorduk. Dolayısıyla onun üretimi aksıyordu. Yap ama hobi olarak yapta kalıyordu. Ama artık onu finanse edebiliyoruz. Finanse edebildiğimiz zaman orada Ken değişiyor, Yeni Zelanda'da Sarah değişiyor, Türkiye'de Ahmet değişiyor ve bu üçü beraber dünyanın sorunlarına çözümler üretmeye başlıyorlar. Ve bunu da arka planında farklı bir, hani bunu dünyada yapan biliyorsunuz kuruluşlar falan var ama bunların hep arka planda bir gizli ajandaları var. Bu şekilde değil yani dünyanın farklı noktalarında anlık olarak gelişen şeyler bu anlamda çok optimizm tarafından çok değerli Bitcoin teknolojisi. Çok birbiriyle uzak şeyler değiller yani. Optimistler için finansal altyapıyı getiriyor Bitcoin. Peki biraz da ben burada şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. Aslında sosyal medya, Web2 herkese bir mikrofon uzattı, değil mi? İnsanların belki şu ana kadar fikirleri sorulmamış insanların bile bir şeyler söyleme ihtiyacını doğurdu. Yani dediğin örnekte TEDx'e çıkan adamın sonuçta anlatacak bir şeyi vardı. Bir şeyin üzerine çalışıyordu, kafasını bir şeye yormuştu. Ama sadece bunlara bir sosyal medya mikrofonu uzatamıyorsun. Aynı zamanda daha önce az önce bahsetmiş olduğun gibi evde aile otoritesini, ülkesinde kralının otoritesini sorgulamamış insanlar, bunlar hakkında herhangi bir fikir geliştirmemiş insanlar bir anda kendini sosyal medyada bulunca herkesin bir fikri var, benim de olması gerekiyor şeklinde düşündü ve bunu da sürekli beyan ediyor ve açıkça beyan etmekten de çekinmiyor. Yani kimse demiyor ki ben bu konuda yetkin değilim, işte bu konuda yeterince okuma yaptım mı acaba veya eğitim mi almam gerekiyor diye sorgulamıyor ve herkes yorumunu yapıyor, bir şekilde katılıyor. Şimdi Web3 dünyasına geçtiğimizde aslında şimdi çoklu bir katılım göreceğiz. Burada sadece söz söylemekle de kalmayacak. Bir merkeziyetsiz otonom organizasyonun yönetim için söz sahibi olacak bunun token'ını alan insan ve bu sefer herkes yönetimde söz sahibi olacak. Bu dağıtıklık sence belki ulaşılması gereken nitelikli insanlara ulaşılmasını sağlarken aynı zamanda bir bilgi kirliliğine ve ulaşılmaması gereken insanların da denkleme dahil olmasına sebep olmaz mı? Olabilir. İşte o yüzden bizim okuryazarlığı geliştirmemiz lazım. Ne kadar okuryazarlığı geliştirsek o kadar güçlü oluyoruz. Aslında hep aynı yere geliyoruz. İlk soruya dönüyoruz. Yani bir şeyi, ilmini öğrendiğiniz zaman artık o konudaki fikriyatınız güçlü oluyor. İlmini bilmediğiniz zaman manipüle edilebiliyorsunuz. Politik, dini falan manipüle edilebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir nokta. Mesela adamın konuşası yok ya. Kişinin konuşası yoktu aslında. Onu konuşturmak istedi sosyal ağlar. Çünkü para kazanacaktı. O da konuşmayı denedi. Erzurum'da ben büyüdüğüm için Erzurum'da kahvelerde çok oturmuşluğum var. Bakardım böyle televizyonda haberler çıkar, iki tane hacı geçer oraya. Her çıkana bir küfreder böyle. Ya de, hani niye küfrediyorsun? Her habere böyle bir Niye küfürlü yorum küfrediyorsun abi yapar. adama? Ben de Ha, ama Erzurum'da büyüdüğüm için şu an çok iyi anlıyorum. onun için çok normaldi. Ben Çok artık normal. haberleri bırakıp onu izlemeye başlıyordum. Böyle ya, anlamaya çalışıyordum. Biz bunu Twitter'a soktuk yani. Ne yapacaktı? Ve Twitter ona konuş dedi. Bir anda 3 saniyede Twitter'a girdi telefonundan. Dolayısıyla ama işte dediğim gibi şu anda mesela yeni jenerasyon gelirken Web3 okur yazarlığını versek Web3 okur yazarlığı ne kadar güçlü olursa o kadar dediğimiz şeye kayar. Yani nitelikli iş gücü üretimi, o insanların dünyada söz sahibi olması, fikirlerinin falan. Burada okur yazarlık kilit kelime ya. Bence. Çok güzel söyledin ve bahaneye yer yok. Ya biz bahaneyi de çok seviyoruz. Yani bunu da her yerde görüyorum. Evladım ben bu telefonda işte şunu nasıl ben anlayamam. Ben yapamam. İşte biz bunu nasıl yapalım? Bu yaştan sonra nasıl öğrenelim? Ya şu bilgisayarda şunu nasıl yapacağız? Benim babaannem öğreniyor ya. iPad'de.
iPad'den FaceTime'la beni arayabiliyor. Arıyor. Oğlum nasılsın? İşte Facebook'tan girip chat'ten arıyor. Ben Dublin'deyim. O işte Bursa'da. Konuşuyoruz. Yani bu teknolojinin bizi getirdiği çok güzel bir nokta. Tamam mı? Böyle bir şey yani hayal edemeyeceğim bir şey bak. Yani babaannemle şeyde konuşuyor. Dedemle vesaire. Şimdi burada da bu bahaneyi ortadan kaldırmamız lazım aslında. Bunu işte yapamıyorum, edemiyorum. Bu da dilden başlıyor. Dilden önce yapamıyorum'u atalım bir kere. Böyle bir şey yok. Bu da yine bu teknofobi gibi hikayelerine yani kendimize anlatılan hikaye gibi. Bu da kendimize anlattığımız bir hikaye. Yani yapamayacağımız hiçbir şey yok. Anlamadığımız hiçbir şey de yok. Sadece onunla ilgili ya belki biraz daha bir okuma yapmamız gerekiyor ya da biraz içine girmemiz gerekiyor ya da kendi kendimize öğrenebiliyoruz. Bundan daha önemlisi yine söylemlerimizde bizden sonraki nesile işte çevremizdeki eğer kendi çocuklarımız veya işte yeğenlerimiz, kuzenlerimiz neyse onları daha doğruya yönlendirmek lazım. İşte telefon oynarken evladım sen bu telefonla çok oynuyorsun sabahtan akşama kadar bıt 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 bir telefon bir telefon diye bunu böyle darlamaktan ziyade belki de hani neyle uğraştığına ilgilenmekten ziyade nasıl onu kullandığınla uğraşmak belki daha değerli olur. Nasıl ve neden onu kullandığını ile ilgilenmek daha değerli olabilir. Bu konuda ben çok mesela oyun oynuyorsa işte onunla basit kodlamalarla başlatılabilir gibi. Hani, lütfen söyle zaten tamamen buradan yönlendireceğim. Ya aslında o benim çok üzerine çalıştığım bir şey. Yani 2019 yılında Eyvah Çocuğum Dijital diye bir kitap çıkarttım. 4 tane de baskı yaptım. Doğrudan yani 5-6 adımda bir çocuğun oynadığı oyunlar, oynamayı sevmediği oyunlar, izlediği kanallar, izlemediği, sevmediği şeyler, bunların tespiti, bunların işte geleceğin 20 tane teknolojik alanının hangisiyle kesiştiği, daha sonra ona bir başarı hikayesinin orada çizilmesi, ardından bu başarı hikayesinin dersleriyle nasıl birleşeceğinin görülmesi. Örnek veriyorum. Mesela çocuk GTA oynuyor. Mesela bizde GTA şiddet içeren oyun diye yasaklanmıştı ama benim 1000 tane öğrencide ben anket form doldurdum bunları. 1000 öğrenci. GTA oynamayı sevenlerin çoğu şiddet oyunlarını sevmiyor. GTA'yı sevenlerin en büyük sevme sebebi 3 boyutlu dünya olması. Onlar 3 boyutlu dünyaya takılmış durumda. Dolayısıyla onu seven öğrenciye sen işte artırılmış gerçeklik teknolojisini öğret, 3D'yi öğret. Daha sonra de ki sen bu 3D ile başarılı olmak için şu derslerinde şu konulara geometri olsun işte başka şeyler olsun iyi bilmen lazım. Dolayısıyla kafasında o başarı hikayesini kurguladığın zaman o zaten gidiyor. Burada oradan başlamak lazım. Onunla kesişen şey de şu, hani sihir dedik ya, bir şey sihir olarak görürse sihir aynı zamanda inançsızlığı doğurur. Yani ben baktığımda bir adam ne yapıyor? İşte tavşanı kaybediyor. Onun sihir olduğuna inanırsam hiçbir zaman öyle bir şey yapamayacağıma da inanıyorum. İnançsızlık getiriyor insanlara. Ve bu inançsızlığı kıran şey de bir ana motivasyon noktasını yakalamamız lazım. Mesela babaannenin seni aramasındaki ana motivasyon noktası sana duyduğu sevgi ve sana ulaşma isteği. O kırıyor oradaki sihri. Burada da bizim yapabileceğimiz şey belki işte bu web çalışmalarında ona yoğunlaşacağız. Zaten örneğin bir insanın diyelim ki hayattaki en büyük tutkusu müzik alanında işte yerel müzisyenleri dünyaya taşıyacak bir şey yapmak. O onun için de çok büyük bir şey. Bunu nasıl bu teknolojilerle yapabileceğini gördüğü zaman, bundan biriyle tanıştığı zaman veya bununla ilgili bir iki hikaye okuduğu zaman artık onu siz tutamazsınız zaten. Ya artık o inanmaz da yani sihir tarzı böyle söylemlere, komplo teorilerine falan inanmaz. Artık o hani fırlamış bir mermi gibi oluyor. Yani hedefi kilitleniyor. Ya yapabileceğimiz şey o. Ana motivasyon noktalarını bulmak. Belki bununla ilgili işte taramalar yaparak yani siz ben bunu şey diyorum. Neyime yarayacak Bitcoin? Neyime yarayacak Bitcoin'e kişiye özel anlatmamız lazım. Yani bu senin neyine yarayacak? Onun düşünce dünyasında bir şey olabilir. Mesela şu Metaverse karşıtlarını var ya, yani emin olun vaktim olsa çoğunu Web3 savunucusu yaparım. Yani çünkü argümanlarının köküne baktığında eleştirdikleri şeyi Bitcoin sağlıyor zaten.
Yani eleştirdikleri şeylerin hepsini Bitcoin sağlıyor zaten. Merkeziyetsiz teknolojiler sağlıyor. Sadece bilmiyor. Birbirine karıştırmış. Yani benim düşüncem öyle o noktada. Bir neslin belki de hani işte Metaverse bir gözlüğü takıp işte bir nesil böyle kaybolacak, bir sonraki nesil böyle kaybolacak diye de işte böyle komplo teorileri üretebiliyor. Bizde de komplo teorisi Furkan çok sever komplo teorisi. Daha geçen Elon Musk işte bu Twitter'ı alıyor ya şimdi. Twitter'ı alacak başına hepsini Jack kurguladı diye böyle sever bizde de böyle Furkan. Valla orada şey hani Twitter'a alması Cumhuriyetçi kanatla Demokrat kanat arasında bir kavganın da şeyi olabilir yani. Sembolü evet ki aslında yani Elon Musk sözde demokrat gözükecekken her yaptığı şeyle biraz daha Cumhuriyetçi kanada yaklaşıp onları savunmak zorunda kaldı. Elon Musk Trumpçı mı bu programda? Onu da değerlendiriyoruz. Elon Musk acaba Ben o Trumpçı mı? zaman komplo teorisyenlerine bir şey daha vereyim. Hemen Hemen verelim. malzeme. Tesla öldüğünde Tesla'nın çalışmaları, bütün gizli çalışmaları FBI tarafından Trump'ın büyük amcasına bırakılmış. İşte Hayda. bu. Al bir de buradan İşte yak. bu. Adını unuttum. Bir şey Trump'tı. Aslında hepsi kurgulanmış. Bütün dünyada bütün teknolojiler biliniyor ama vermiyorlar ki daha çok oradan para kazanabilelim. Ay'a da gidilmedi. Onu da söyleyeyim. Hiçbir şey Hepsini yok. burada tüm tuşlara aynı anda basarak Bill komplo Gates de, teorilerini Bill Gates de evet anlatacağız. hepimize çip takmaya çalışıyor. Ya mesela bu şeyle ilgili şunları da bilmek O lazım. doğru bu Yani arada. mesela Google'ın 160 tane projesi battı ya. Yani mesela Bill Gates, Microsoft sosyalığa çıkaramadı ya. Evet. Tabii canım. Ya Yani bunların Microsoft başarısızlık hikayelerini de bilmek lazım. Öyle diyor ki Bill Gates sihirli bir güç geliyor. Ya Microsoft neyse şimdi Microsoft'ta sevdiğim bir sürü insan var da ben Microsoft ürünü görünce kaçıyorum yani. İnternet Explorer var adamlarda ya. Hala Daha ne çözemediler konuşacağız? sorun. Kafamdaki şey şu yani. Mesela ben hiç bir şey takmam koluma böyle rahatsız olurum. Apple saat çıkarmış ya. Ya dedim ki Apple saat yaptıysa belki takılabiliyordur. Yani onu bile beni düşünmüştür diyorum. Yani marka imajı kafamda bu. Microsoft'un mu? Onun bilgisi böyle şey gibi görüyorlar. Yani internet teknolojilerinde çok gizemli bir güç gibi. Ya internet teknolojileri öyle bir şey değil. İnternet teknolojilerinde oyun çok değişken. Yani 19 yaşında bile çıkıp oyunu değiştirebiliyor yani. Okumasını iyi yapıyor. Yani mesela Snapchat'i en sonunda taklit etti Zuckerberg. Biliyorsunuz Instagram'daki hikaye özelliği Tabii falan. canım. En son taklit etti yani mecburen. Ya o aslında şeyde de var. Yani bu girişimler özelinde de var o durum. Yani hep en hikayelere baktığımız zaman hep direkt başarı hikayelerini görüyoruz. En işte direkt başarılı bu adam bir gecede başarılı oldu. Elon Musk işte PayPal'ı kurdu, sattı, Tesla'yı aldı. Hemen başarılı bitti yani. Hemen başarılı oldu. Hemen başarı hikayelerini görüyoruz. O işte orada düşme, kalkma, acı çekme, yanma, işte ondan önceki batma hikayeleri, işte kaç kitap okumuş, günde neler yapmış, nasıl bir işte günde kaç saatlik çalışması var gibi, hani bunlar arkada kalıyor. Çünkü bunlar nasıl diyeyim, seksi değil. Tamam mı? Sıkıcı hikaye. O batmış zaten. Tamam. Bu başarı hikayesi, hani onu duymak insan, oh bak Bu başarıyı bizim olmuş. biraz Bu sefer de açlığımızdan. açtığımızdan bu sefer de şeye bağlanıyor. Ya işte onlar bir de şuraya da bağlı. Onlar haram yiyordur. Ona bağlı. Başarı haram yiyordur. Yani başka türlü öyle bir para nasıl kazanılır? 44 milyar dolar nasıl kazanılabilir? Yani kazanılacak bir şey değil zaten. Bu da yani öyle bir hani zaten nasıl diyeyim? Furkan sen bilirsin bu işleri. Yani böyle nakit olarak verilmiyor değil mi o? Hani bir Tabii tabii bankadan bir değer olarak. rakamlar olarak, değer olarak geçiyor Tabii yani. tabii. Böyle bir Yani aslında para geçişi yok yani ortada. biraz Tesla hissesi sattı. Hani oradaki biraz nakdi vardı ama 44 milyarı direkt nakit olarak alacak şekilde değil. Daha çok hani ben almak istiyorum, destekleyen var mı? Zaten bütün bankalar İşte herkes hemen geldi. elini taşın altına koydu. Biz kredi veririz, biz destekleriz, biz şöyle fonlarız şeklinde. Hani fon Sıfırlar bulma ve değişiyor. onu doğru şekilde dağıtma yaptığı iş. Aynen öyle. Yani bu
büyük çerçevede yani biraz böyle zoom out yani biraz olaydan hani biraz daha geniş perspektifte biraz düşünme ama bu geniş perspektif deyince de işte büyük oyunu görme bu sefer de çıkıyor. Her şeyden de bu komplo teorisi çıkıyor. O da eğlenceli arkadaşlar yani ne yapıyorsun bu komplo teorisiyle uğraşmakta. Ben mesela büyük oyunun ne olduğunu söyleyeyim mi? Büyük oyunu yine Krishnamurti çok güzel özetliyor. Diyor ki insan için diyor ki sen insanlığın hikayesisin. Yani büyük oyun o. Biz bütün insanlığın hikayesiyiz yani. Hı hı. Dolayısıyla bütün insanlığın kaosunu, bütün insanlığın çatışmasını içimizde barındırıyoruz. Yani bu normal. Bunu sadece bizim kuyruğumuzda, yani düşün ki kuyruğumuzda var, kafamızda var. Adam kuyruğumuza yaklaşıp sen yılansın diyor yani. Öyle bir şey değil bu. Yani orada bir manipülasyon var. Şöyle toparlayalım o zaman. Her şey farkındalıkla başlıyor. Önce farkında olmamız lazım. Bu teknofobinin de olduğunu farkında olmamız lazım. Komplo teorisiyle tamam illa eğleneceksek de hani biraz daha detayına illa böyle magazin tarafından değil biraz daha hani nasıl diyelim objektif taraflara farklı hikayelere de bakmak belki de lazım. Bu farkındalık çerçevesinden ilerledikten sonra da korkmamak yani böyle teknoloji gidecek buraya gideceğin yerden korkmadan burada biz nasıl var olabiliriz biz burada neler yapabiliriz onlarla ilgili düşünmek ve kendini keşfetmekten ortaya çıkıyor. İnsanlar her şeyi yapabilir arkadaşlar her şeyi yapabiliriz. Türk zeki çalış güven diyerek burada toparlayalım. Peki çok teşekkürler Buğra. Seni güzel. Nerede bulabiliriz? Son bir şey söyleyeceğim. Mesela bu komplo teorisiyle ilgili gizemli cemiyet, yani gizli cemiyetler var mı? Var. Tarih boyunca oldu. Ama onu da yarım yarım bilirsen, o zaman bir şeyleri birbirine katıp karıştırıyorsun. Yani evet, o gizli cemiyetler kurulmuş, kuranlar birbirleriyle kavgalar etmiş, bir sürü kendi aralarında da sorunlar çıkmış. Bu da sihirli bir güç değil yani. Hani onları da okumak, onun da ilmini öğrenmek lazım ama onu da tam bilmezseniz bu sefer manipüle edilebiliyorsunuz o kötü niyetli kişiler tarafından. Bence bu yayında birkaç şeye değindik, çok güzel oldu. Birincisi bu işin teknofobinin sosyolojik köklerine değindik. Yani toplumsal köklerine, toplumdaki başarısızlığın aslında biraz korkulan bir şey olduğuna, dolayısıyla insanların başarılı olmaktansa bak orada başka bir hikmet vardır, o yüzden başarılı oluyordur, çalışkanlıkla değil demesine değindik. Bu işin çocukluktan itibaren belli bir okuryazarlıkla desteklenmesi gerektiğini, kişiselleşmiş hikayelerin, yani bir insanın o merkeziyetsiz teknolojinin neresinde kendine bir pay bulabileceğini görmesinin, onu artık realize etmesinin önemine değindik. Bence çok keyifli oldu. Yani artık web 3 nedir diye konuşmaktan sıkılmıştım her çağrılan yerde. Siz de çok güzel açtınız gerçekten yani. Bunun üzerine ben daha bayağı bir kafa yorarım yani gibi geliyor. Teşekkürler. Bana Twitter'dan ulaşabilirler bu arada soru. Onu detaylı tekrar soracağım ama yani gerçekten çok keyifli bir muhabbet oldu bizim için de. Çok güzel döngüsel bir anlatı sunduk çünkü hani baştan başladık insanların bir şeyleri sihir olarak görüşünden, ardını araştırmamasından ve daha sonra nasıl bunları garipsediğinden ve sonda bağlarken de yine işte komplo teorilerinden nasıl bunun ardını bilmeden bu şekilde kabul edince, yalnızca optimistik hikayelere bakınca nasıl bir resim çizdiğinden çok güzel noktaları bağladık ve temel olarak da aslında yani güzel bir mesaj vermeye çalıştık. Eğitim şart Cem Yılmaz'ın da dediği gibi. Hani eğitimle bunu çözebileceğimizi ve belki bu komplo teorisi konusunda bile araştırma yapan insanların aslında bilimsel metot kullansa belki de doğru araştırmayı yapacak. Çünkü o saati vermeye hazır ama yankı odalarında kendi kaynaklarını okuyup duruyorlar. O yüzden bilimsel metot takip etseler belki doğru şeylere ulaşacağını güzel bir şekilde anlatmış olduk. Gerçekten bizim için de çok keyifli bir muhabbetti. Ben böyle konuşurken arkadan böyle beyaz kukuletalı biri geçiyor. Hadi bakalım. Aynen. Arkadaşlar. Photoshop'ta koyun bunu. Mecburen koyacağız artık. Day Illuminati müziğini. Day Illuminati müziğini buraya. Yani.
Seni de hani Twitter'da bulabileceğimi söyledin ama aynı zamanda kitaplar yazdığını biliyoruz. Konuşmanın içerisinde bir Web3 Derneği'nden bahsettin. Aslında tüm bunları nerede bulabiliriz? Seni nereden takip edebiliriz? Hani bu bilgi kaynağına insanlar da biraz bizim gibi erişme fırsatı bulsun. Burada sadece küçük bir kısmını gösterdik. Eyvallah. Kitaplara kitapyurdu.com'dan ulaşabilirler. Zaten son 5 kitabı ücretsiz dağıttım. Etkinliklerde de ücretsiz. Bir de benim profil linkimde Twitter'da PDF'leri var son kitapların. Artık onları ücretsiz yayınlıyorum. Web3 Derneği'ne de Twitter'dan ulaşabilirler. Web3Derneği.com'u açtık ama henüz org.tr'yi almadığımız için onu çok duyurmadık. Oradan da ulaşabilirler. Umarım keyif almışlardır dinleyenler de. Yine başka bir yayında yaparız inşallah. Kesinlikle. Ya blok zincirle ilgili de çok yani değerli kitaplarım var. Moonbeam'le ilgili var. Burada farklı protokollerle ilgili de kitapları var Buğra'nın. Onları da direkt Twitter'ında ücretsiz olarak hemen orada bulabiliyoruz. Onu da söyleyelim. Diğer kitapların da biz de linklerini aşağıda açıklamalara bırakıyoruz. Oradan da inceleyebilirsiniz efendim. Çok teşekkürler katıldığın için programa. Çok keyifli bir program oldu. Görüşürüz. Bir daha gelirsin. Gelirim. Gelirim. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.